Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Kartal'dan size sesleniyoruz. Özel Vera Hastanesi'ndeyiz ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Murat Uludağ hocamızla birlikteyiz ve bugün fizik tedaviyi konuşacağız değerli izleyenlerimiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yayına katkı için önceden ayrıca teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Hocam fizik tedavi deyince insanlarda böyle halk arasındaki muhabbetlerde şunlara şahit oluyoruz. Ya fizik tedavi bir şeyi tedavi etmiyor da ağrı eşiğimizi biraz yukarıya çekiyor. O ağrı aslında devam ediyor da ama biz hissetmemeye başlıyoruz. Fizik tedavide çeşitli hareketler var. Acaba ne kadar yararlı falan diye böyle insanlar birazcık internet bilgisiyle, birazcık evet. Böyle bilgi kirliliğiyle fizik tedavi hususunun bol bol kulaklarını çınlatıyoruz. Evet. Ama burada biz gerçeğini öğrenelim. Fizik tedavi deyince hocam ne anlayacağız? Nasıl bir tedavidir fizik tedavi? Fizik tedavi çeşitli fiziksel ajanlar dediğimiz, yöntemler dediğimiz, vasıtalar dediğimiz yöntemlerle hastaların ağrılarının giderilmesi, hastaların günlük yaşama adaptasyonlarının, uyumlarının kolaylaştırılması için kullandığımız bir yöntem, bir bilim dalı diyelim. Hı hı. Bunlarla biz hastaların yaşam kalitelerini artırmaya çalışıyoruz. Ağrılarını düşürmeye çalışıyoruz. Vücut bütünlüğünü korumaya, vücut bütünlüğünü direncini hastanın artırmaya çalışarak özellikle egzersiz yoluyla hastalıklara karşı daha kuvvetli hale gelmesini vücudun sağlıyoruz ve bunun devamlı olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle hastalıklar sırasında verdiğimiz egzersizlerin düzgün yapılması hastalığın tekrarlamasını engelliyor. O açıdan özellikle egzersiz çok önemlidir. Hı hı. Fizik tedavi aslında bir bütün. Uygulamalarımız var, sıcak uygulamalar. İşte aslında soğuk da bir fizik tedavi yöntemi, onu da kullanıyoruz. Diyelim ki hasta ayağını burktu, hemen soğuk uygulanır. O bir fizik tedavi yöntemidir. Hı hı. Ama işte beli ağrıyor diyelim uzun süredir, sıcak uygulama yapıyoruz. O da bir fizik tedavi yöntemi. Yani hastalığın durumuna göre fizik tedavi yöntemleri değişebiliyor. Hı hı. Onu biz hastaya göre değerlendiriyoruz. Ama özellikle verdiğimiz egzersizler, o bölgeye yönelik verdiğimiz egzersizler hastalığın tekrar oluşması, engellemesi yönünden çok önemlidir. Ama burada ufak tefek sorunlar var tabii. Hastalar ağrıları geçince yaptığımız tedaviyle, ilaç tedavisi de vardır bunun içinde. Egzersizleri devam etme yönünde biraz devam etmeme yönünde bir eğilim gösteriyorlar ağrıları Hı-hı. geçince. Biz özellikle bunu belirtiyoruz hastalara ki ağrınız geçse bile egzersizlerinizi hiç bırakmayın, devam edin ki ağrılarınız veya şikayetleriniz tekrarlamasın diye bunu Hı-hı. özellikle ısrarla vurguluyoruz. Evet. Hocam burada fizik tedavinin koruyucu hekimlik açısından bir rolü var mı? Yani illa hasta olunca mı bu fizik tedavi uygulanıyor yoksa hasta olmadan da çeşitli uygulanan koruyucu hekimlik açısından evet. bir tedavi yöntemi var mı? Tabii koruyucu hekimlik çok oturmuş bir sistemleşmiş bir şeyi yok maalesef. Bizde genellikle insanlar hasta olunca hekime başvurma yolunu tercih ediyorlar. Çok nadiren şikayeti olmadan da gelen hastalarımız oluyor ama çok az bu bilinçli vatandaş diyelim. Hı hı. Ama genellikle hasta olunca geliyorlar. Ama bunda bile hasta bu dönemde geldikten sonra eğer uygulamaları düzgün devam ederse, ağrısı veya şikayetleri geçtikten sonra devam ederse bu da aslında bir koruyucu hekimlik olarak değerlendirilebilir. Hı hı. Onun için yani koruyucu hekimlik olarak da değerlendirebiliriz. Özellikle verdiğimiz egzersizleri düzgün yaparsa hasta özellikle verdiğimiz tavsiyeleri uygularsa bu da bir koruyucu hekimlik olarak değerlendirilebilir. Hocam burada özellikle şehir hayatında öyle bir çağda yaşıyoruz ki çok ciddi bir hareketsizlik rahatsızlığıyla karşı karşıyayız. Yani hareketsizlik başlı başına bir sıkıntı. Evet. Birçok hastalığında belki tetikleyicisi. Bu noktada bir fizik tedavi uzmanı olarak şehir hayatında büro çalışanlığı bir insanın günlük hayatında nelere dikkat etmesi lazım? Çünkü bu hareketsizlik belli bir süre sonra bizim fizik tedaviye mecburen gitmemizi evet. gerektiren durumlar evet. ortaya çıkartabiliyor. Nelere dikkat etmek lazım? Şimdi özellikle bel ağrısı burada çok önemli. Bel, sırt, boyun ağrısı, eklem, omurga ağrısı çok önemli.
bel ağrısı aslında modern çağın hastalığı diye biz onu değerlendiriyoruz. Çünkü çok yoğun, stresli bir ortamda yaşıyoruz. Egzersiz az yapıyoruz. Dediğiniz gibi büro çalışması var. Trafik çok yoğun. Buralarda bel çok zorlanıyor, boyun zorlanıyor. İşte sıcak soğuk dengesizliği, hani cereyanda kalma deriz. Sıcak ortamdan sonra şeyde, iş yerlerindeki klimalar vurması, terleme. Bunların hepsi kasların, işte eklemlerin ağrımasına sebep olabiliyor. De buralarda koruyucu hekimlik dediğiniz gibi bu tarz ortamlarda özellikle klimanın ayarlanması, postürün özellikle iş yerinde otururken için bilgisayarı çok kullanıyoruz. Hem öğrencilerde de bu sorun var. Mesela ders çalışırken sürekli böyle öne eğik çalışırlar veya işte bilgisayarda sürekli böyle bilgisayarın içine girme tarzında çalışmalar olabiliyor. Çalışanlarda, insanlarda, memurlarda diyelim. Ama mutlaka düzgün bir postürde oturması lazım insanların ki o omurganın ve kasların normal yerleşiminde bulunması lazım. Biz yanlış pozisyonda oturduğumuz zaman o denge ortadan kayboluyor ve bir kas grubuna veya eklem grubuna daha fazla yük biniyor ve aslında ağrı ortaya çıkıyor. Bu nedenle ergonomi dediğimiz bir bilim vardır. Bu ergonomiye insanların çok dikkat etmesi lazım. Bunu biz hastalarımıza çok öneriyoruz. Özellikle dik oturma. Mesela öğrenci özellikle ders çalışırken, mesela bizim rahleler vardır, Kur'an okunan rahleler. O tarz kitaplar veya işte mimarların kullandığı masalar vardır açılı. O tarz yerlerde çalışmasını öğrencilere özellikle öneririz. Boynun şu şekilde durması, belli bir açıyla kitabı görmesi. Onlar çok önemlidir günlük hayatta. Yani bunlar ayrıntı gibi gözüküyor ama diyelim ki hasta 6-7 saat ders çalışıyor bir öğrenci. Yani boynu ağrır o aslında. Veya iş yerinde 6-7 saat, 8 saat, 10 saat çalışan insan eğer düzgün pozisyonda çalışmazsa ağrı ortaya çıkar, hastalanır. Mesela yatak ve yastık da bu konuda çok önemli. Özellikle bel boyun ağrılarında. Ortopedik bir yatak önemli. Burada çok sık rastladığımız bir şeyi söyleyeyim. Hastalar bel ağrısıyla geldiğinde diyelim bel fıtığı var hastanın. İşte sert yerde yatılması gerekiyormuş deyip hasta yerde gelebiliyor. Yani yerde yatıyor. Hiç normal işte yatak yok bir şey veya yere bir battaniye seriyor. Ben diyorum ki hastalara yani normal bir insan hiç beli ağrımayan, belinde bir zedelenme olmayan bir insan yerde yatsa her tarafı tutulur, ağrır. Sizin beliniz zaten zedelenmiş, beliniz zaten hasta. Onun için siz rahat ortopedik bir yatakta yatmanız lazım. Çok ne çok sert olacak ne de böyle şilte gibi çok çökecek beli. Yani ortopedik belin kıvrımlarını koruyan bir yatakta yatmanız lazım. Yastığınız şu bel boyunla omzun arasını dolduracak şekilde ne çok ince ne çok yüksek olacak. Yani çünkü 7-8 saat uyuduğumuzu düşünürseniz yanlış bir pozisyonda yatmak belli bir kas grubunu zorlar ve yani ağrılı bir şekilde kalkarız. Onun için şey çok önemli yani günlük hayatta ergonomi, otururken, yatarken, ev hanımlarında özellikle ev işi yaparken mesela belli dizini bükmeden mesela öne eğiliyor yerden bir şey alırken. O çok zararlı. Mutlaka diyoruz ki dizinizle eğilin, bir ayağınızı öne atın. Yükü dizinize verin, dizinize. Belinize vermeyin. Çünkü bu şekilde dizi bükmeden eğilip kalan hastalarımız var. Mesela eşya taşırken veya ev işi yaparken vücudundan uzak taşıyor mesela ağır bir nesi. O bele, o kaldıraç kolu uzunluğundan dolayı çok fazla yük bindirir. Mutlaka göğsüne yakın taşıyacak. Çok ağırsa başkasından yardım istemesini öneriyoruz hastanın. İşte yukarıdan bir şey alırken mutlaka vücudunu iyice şeye yaklaştırması lazım. Mümkünse bir tabureye basıp alması lazım. Yani bu tip ufak ayrıntılar hastanın bize hasta olarak gelmesine sebep olabiliyor. Mesela dönerken tüm vücutla dönme. Yani özellikle şu başı bu çevirirken hastaysa, boyun fıtığı varsa mesela mutlaka şöyle vücuduyla dönmesi, ani çevirmelerden uzak kalması gibi. Yani günlük hayatta bizim hastaya göre söylediğimiz çok değişik tavsiyelerimiz oluyor. Hastalarımız da genellikle bunu tutma eğiliminde oluyor. Ama ağrıları ve şikayetleri geçtikten sonra biraz ihmal edilebiliyor. İhmal ediliyor. Belki insanlık hali yani. Neydi? Hafızayı beşer nisyandan mağludur demiş. Dolayısıyla. Onun gibi. Bir de o ağrıyı hissettiği zaman insanlar özel bir hassasiyet içerisinde oluyorlar. Dediğiniz gibi o durum ortadan kalkınca da ihmal edebiliyorlar. Peki hocam,
Özellikle fazlaca geldiğini düşündüğüm bel ve boyun rahatsızlıklarından evet. birazcık devam edelim. Boyundan başlayalım. Az önce söylediğimiz hususlardan ötürü mesela son dönemlerde çok fazla boyun düzleşmesi evet. rahatsızlığını duyar olduk. Evet. Nedir boyun düzleşmesi? Nasıl bir rahatsızlık? Nelere sebebiyet verir? Özellikle dediğim gibi yanlış pozisyonda oturmaya bağlı. Boyunun bir içi doğru eğikliği vardır. O eğiklik giderek azalır. Özellikle öne eğik çok çalışan insanlarda hatta bu düzleşme tam tersine kifoz dediğimiz, kamburlaşma dediğimiz hale bile gelebilir. Bu genellikle yine duruş bozukluğu, postürün bozuk olması, yanlış pozisyonda durma ve ağrılı hastalarda, fıtıklı hastalarda da yine düzleşme eşlik edebiliyor. Boyun düzleşmesi bu. Yani boyun düzleşmesi mutlaka ağrı sebebi değildir. Yani benim boyun düzleşmem var diye hastalar bize geliyor. Mutlaka ağrı yapması gerekmiyor. O bir bozukluk olarak kalıp durabilir. Özellikle boyun çevresindeki kaslar ağrıya yol açabilir. Hı hı. Onun için ona dikkat etmek lazım. Hasta bazen geliyor, MR çekilmiş, benim boyunum düzleşmiş, ne yapacağım diye. Çok korkacak bir şey yok. Biz egzersizlerimizi veriyoruz. Hı hı. Çok endişe edilecek bir durum yok. Ama egzersiz bu rahatsızlığın tedavisi çok önemli, tabii önemli anladığım tabii kadarıyla. Ki. Zira bu egzersizlerle belki ilaç tedavisine vesaire gerek kalmadan düzelme de söz konusu olabiliyor tabii mu ki, hocam? Tabii ki. Zaten biz mümkün olduğu kadar az ilaç kullanmayı isteyen bir branşız. Daha çok hastanın günlük yaşamını düzenleyip, günlük yaşamda hareketlerini düzenleyip, ilaçları daha az kullanarak adapte olmasını hayata sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Mümkün olduğu kadar. Burada hocam peki düzleşmiş olan boyun kavisinin bu egzersizlerle tekrar eski haline gelmesi mümkün oluyor mu? Yoksa ilerlemesi mi duruyor? İlerlemesi de duruyor. Eski haline dönme şansı da var uygun bir tedaviyle. Ama onun için düzenli iyi bir hekime başvurup onun egzersiz programını düzenlemesi gerekiyor. Hı hı. Yine hocam boyundan devam edecek olursak boynumuzun ağrımasına sebep olabilecek başka hangi faktörler olabilir? Mesela fazlaca şu da rastlanıyor. Ya boynumu sağa sola çevirdiğim zaman sürekli bir tıkır tıkır sesler geliyor evet. içeriden. Mesela böyle bir durum bunun için olur? Neler yapmak lazım? Şimdi ses gelmesi aslında boyunda da olur. Kürek kemiğinde de bazı hastalar mesela omuzlarını hareket ettirir. Orada çok ciddi ses gelir. Bazıları omuzunu yapar. Özellikle kalçada çok olur. Kütleme. Dizde olabilir. Bu genellikle kaslarımız kemiğe yapışma yerinde tendon dediğimiz bir sert hale dönüşür. Kasla kemik arası bir yapıda. O tendon kemiğin üzerinde kayarken ki çıkardığı ses genellikle budur. Ama özellikle boyunda kulunçlar varsa, kulunç dediğimizde kas liflerinin sertleşmesi, bir nevi üst üste binmesi de diyebiliriz. Bunlar da bu çatırtıya veya ses gelmesine sebep olabilir. Yine kireçleme aynı şekilde sese neden olabilir ama ses başlı başına bizim için çok korkutucu bir durum değil. Ağrı yapmadığı müddetçe çok problem değil. Bazı hastalar endişeli oluyor. Yani benim çok ses geliyor boynumdan veya dizimden, belimden, kalçamdan diye. Önemli olan onu ağrı yapıp yapmaması. Yani ses çok düşünmesinler, endişelenmesinler yani sese tek başına. Bir yapılan bir büyük ihtimal yanlış bir davranış. Çok fazla boyun tıklatmak. Evet. Parmaklar hakeza tık tık tık. Bazı insanlar artık tik boyutuna gelmiş şeklinde oluyor. Evet. Bunun özellikle sistemi, iskelet sistemimizle, kas sistemimizle alakalı nasıl bir sıkıntıya yol açabilir? Hasta genellikle bu yaptıktan sonra rahatladıklarını ifade ediyorlar hakikaten. Ama özellikle bilimsel araştırmalar el için bunun kireçlemeye yol açabileceğini söylüyorlar. Çok fazla açıkçası biz önermiyoruz. Çünkü çok aşırı zorlama olabiliyor şey sırasında, kütletme sırasında. Boyunda da böyle. Yani özellikle boyun fıtığı varsa hastanın bu yaptığı ani bir hareket, yani boynunun tutularak bize gelmesine, işte kolunda uyuşmaya yol açabiliyor. Açıkçası çok fazla önermiyoruz. Yani böyle bu alışkanlıklarından gürültülü vazgeçsinler. Tabii tabii gürültülü ve sert özellik. Yani yumuşak olabilir, hafif ama çok sert yapılan hareketler ya orta yolu tutturmak lazım. Aşırı hareketler zorlayabilir bedeni. Peki hocam bir boyun fıtığımız varsa fizik tedaviyle bunun tedavisi nasıl mümkün olabilir? Ne gibi bir işlemlere maruz kalıyor hasta? Nasıl bir tedavi uygulanıyor?
Şimdi bel fıtığında da, boyun fıtığında da özellikle ilk dönemler çok önemli. O ilk dönemde fıtık dediğimiz şey amortisör gibi düşünebilirsiniz. İki omur şeyimiz var, kemiğimiz var. Onun arasında yastıkçık görevi gören bir yapı var. O yapı dışarı çıkıp bir zorlanma sonrası o çevredeki sinire baskı yapıyor. Mesela hı hı. bacakta olursa buna siyatik diyoruz. O bacağa giden sinirlere baskı yapıyor. Aslında ilk başta çok büyük bir etki yapıyor ama %20-30 zaten küçülüyor. Yani bir yıl içerisinde o yapılan işte seri çekimlerle, MR'larla onun küçüldüğü gösterilmiş. Bizim amacımız o baskıyı mümkün olduğu kadar yavaşlatmak. Orada baskıya bağlı ödem oluşuyor. O ödemi azaltmak. Bu ilaçlarla olur, fizik tedaviyle olur. Traksiyon dediğimiz bizim cihazlar var, çekme. Böyle hani videolarda da görürsünüz, böyle YouTube'da falan da çıkar. Böyle iki kişi tutar çeker. Yani onun bilimsel olarak bizim kullandığımız cihazlarla biz orayı açarak o fıtığın tekrar geriye gelmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ultrason dediğimiz tedaviyle de yine oradaki ödemin azalmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela orayı yara gibi düşünebilirsiniz o fıtığı. O yaranın iyileşmesi için orayı sabitlemek lazım. Mesela korse veririz. O korse oranın iyileşmesine yardımcı olur. Mesela yarayı biz bantla kapatırız. O bantla kapatmazsak, hareket ettirirsek o yara iyileşmez. İyileşmez. Biz korseyle, boyunda da aynı şekilde boyun korsesi, bel korsesi. Bu dokunun iyileşmesi, aslında vücut mükemmel bir sistem, iyileşme sistemi var. Biz ona yardımcı oluyoruz ve onun iyileşmesini hızlandırmaya çalışıyoruz. Burada hocam bu çekme operasyonuyla kurtarılan fıtığın sabitleyince yaklaşık iyileşmesi ne kadar sürer? Tabii hastaya göre değişir ama genellikle verdiğimiz ilaçlarla ve fizik tedaviyle biz hastanın yani 3-5 gün, bir haftada ağrısını tölere edebileceği, hastanın tölere edebileceği seviyeye indiriyoruz. Yani 3-4 hafta süre içinde hasta rahatlayabiliyor. Hasta %90-95 oranında fayda görüyor açıkçası. Ameliyata giden hastamız bizim azdır. Yani biz ameliyata göndermeyi çok düşünmeyiz. Mümkün olduğu kadar hani konservatif dediğimiz koruyucu yöntemlerle, ameliyatsız yöntemlerle tedavi etmeye çalışırız. Ama bazı hastalar vardır ki ilerleyici bir kuvvetsizlik olur, ilerleyici his kaybı olur. Onları ameliyata gönderiyoruz. Ama dünyada da oran düşüktür yani. Ameliyata giden hasta oranı düşüktür. Biz de mümkün olduğu kadar ameliyatsız hastayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu noktada hocam bel ve boyunu bir yandan konuşurken yine bel ve boyundaki kireçlenmelerle alakalı da sormuş olayım. Bel ve boyundaki kireçlenmeler ne gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir? Fizik tedavi açısından bunu nasıl değerlendiririz? Ya fıtıklara benzer aslında. Çünkü o sinirlerimiz kollarımıza, bacaklarımıza giden sinirlerimiz boyun ve belden çıkıyorlar. Ve kireçleme olduğunda da o çıkıntılar, kireçlemenin yaptığı fazla çıkıntılar o çıkan sinirlerimize baskı yapıp diyelim ki kol ağrısı yapabiliyor. Kolda uyuşma, kuvvetsizlik veya bacak ağrısı, siyatik yapabiliyor. Fıtık da aynı şekilde. Fıtık daha yumuşak bir doku. Kireçlemede daha sert bir doku var. Tabii burada amaç o sinire baskı sırasında oluşan ödemi mümkün olduğu kadar azaltmak. O fiziksel baskıyı çok fazla düzeltemeyebiliyoruz. Fıtıkta o biraz geri çekilme oluyor ama kireçlemede o sert kemik yapısı çok fazla geri gelmiyor. Ama ödem gidererek hastanın biz ağrısını, kuvvetsizliğini, hissizliğini azaltmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kireçlenme niye olur hocam? Yani o kireçlenme meselesi de yani çok fazla artık şu an yani boyunda, belde, çeşitli dizlerde hakeza yaşanan kireçlenmenin yaşam tarzıyla bir ilgisi tabii var mı? Yaşam tarzıyla çok ilgisi var. Özellikle kilo çok önemli. Aşırı kilo binen yükü artırdığı için eklemlere, eklemin taşıyabileceği bir belli bir kapasite var. Eğer yükümüz veya kilomuz artarsa o binen yük artıyor. Bizim taşıma kapasitemiz, direncimiz azalıyor. Onun için kiloyu mümkün olduğu kadar vermeye çalışacağız. Önemli tedavi yöntemi o. Ya da egzersizle o binen yüke karşı biz kendi direncimizi artıracağız. O egzersizle kas dokusunu kuvvetlendirirsek binen yükü kasa vermiş oluruz. Ekleme binmemiş olur. Yani bunun böyle bir mantığı var. Onun için egzersiz ve kilo verme kireçleme tedavisinde en önemli yere sahip. Tabii dedik modern çağın hastalığı, kötü pozisyon, aşırı stres, hareketsizlik. Hareketsizlik.
aşırı zorlamalar, bunların hepsi kireçlemeye neden olan. Tabii ileri yaş, yaş önemli. Hı hı. Yaş ilerledikçe kireçleme olma ihtimali artıyor. Hı hı. Bu noktada hocam yine devam edecek olursak dizlerimizle alakalı da çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle evet. Ekranları başında şu an bizi izleyen sevgili izleyenlerimizin belli bir yaşın üzerine baktığımız zaman şu an işte camilerin en arka sırasındaki oturuyor. Sıralar tartışma konusu evet. oluyor. Gerek dini yönden ama biz sağlık açısından kısmına evet. bakalım. Belli bir yaştan sonra bu dizler artık katlanmamaya evet. başlıyor. Bu nasıl baş edilebilecek bir durum? Nasıldır tedavisi? Tabii dediğim gibi öncesinde bunun önlemini almak gerekiyor. Yani özellikle egzersiz ve kilo verme. Yani diyete çok dikkat etmek lazım. Sadece eklemler için değil tabii kardiyak açıdan da yani kalp krizlerinin en sık nedeni. Yani kötü beslenme, kilo, stres, sigara. Yani yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Hı hı. Düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Ve burada kireçleme derken özellikle diz için birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi kireçlemede biz bir kuru diz, bir ıslak diz olarak halkımızın anlayacağı şeklinde özetlersem, kuru dizde diz içindeki sıvı azalır kireçlemede. Bu kireçleme, bu sıvı azaldığı için, kıkırdak da zayıfladığı için buraya bazen biz sıvı veririz ki bu sıvı yerine gelsin. Bir nevi yağlama gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Hasta hareketi artsın, ağrısı azalsın, bu sıvı yerine gelsin. Ama bazen ıslak diz dediğimiz bu kireçlenme hastalarında bu sıvı, bu diz içindeki hücre, kıkırdak hücreleri çok fazla sıvı üretir. O zaman da diz çevresinde çok fazla sıvı olur. Bu hastalar yanlışlıkla işte sıcak uygulama yaparlar, fizik tedaviye girerler, sıcak fizik tedaviye. Bunda veya diz içine enjeksiyon yapılır sanki kuru dizmiş gibi, yani dizde sıvı azmış gibi. Bu hastaların şikayetleri artar. Hatta geçen Avusturya'dan bir hasta geldi, öyle yurt dışında yaşayan karı koca. Hanımefendi, orada dizden enjeksiyon yapılmış. Şikayetlerim geçmedi, ben geceleri uyuyamıyorum dedi. Biz tanısı olarak ultrasonu çok kullanıyoruz şu anda. Odamızda var, hemen anında bakabiliyoruz hastanın dizlerini. Eklemlere ultrasonla evet. tanı koyucu olarak, tanı açısından bakıyoruz. Ultrason koyduğumda ben oranın sıvı dolu olduğunu gördüm. Dedim ki yani sizin sıvınız artmış. Buraya sıcak iyi gelmez. Hatta diz içi enjeksiyon da iyi gelmez. Buraya biz soğuk uygulama yapalım. Bu fazla olan sıvıyı da alalım ki bu diziniz rahatlasın. Yani büyük bir basınç var. Neyse bir dizden 120, bir dizden 70 mililitre sıvı çıkardık. Evet. Hasta ertesi gün geldi. Dedi, dua da etti çok. Dedi ben bu gece çok rahat uyudum. Buz da verdik bu arada hastaya, ilaç da verdik. Hasta o şekilde bir hafta tekrar kontrole geldi. Ultrasonla baktık, hakikaten dizleri çok rahatlamış. Hasta bu şekilde şeye döndü. Evet. Çok bu şekilde hasta geliyor bu arada, bu günlerde. Bu hastalara biraz dikkat etmek lazım. Yani hekim arkadaşların da dikkat etmesi lazım. Hı-hı. Yani sıvı çok fazla varsa, omuzda da oluyor bu. Hı-hı. Geçen mesela bir hastanın 150 cc'ye yakın sıvı çektik omuzdan. Evet. Bu hastaya da sıcak uygulama önerilmiş. Yani uygulamalara biraz bizim de dikkat etmemiz lazım. Hı-hı. İnsanlarımızın da dikkat etmesi lazım. Ultrason artık böyle özellikle MR hem pahalı hem de biraz ulaşımı daha zor olduğu evet. için uzun süreye randevu veriyor. Biz anında koyup bakıp yani hasta hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. O bizim açımızdan çok rahatlatıcı oldu. Çok hızlı da bir evet. tedaviye geçiş açısından. Hem tanı hem tedaviye evet. yardımcı oluyor hı-hı. o açıdan. Önemli. Zira hocam genelde de sıcaktan yana insanlar tercihini tabii. şey yapıyor. Bilir bilmez sıcağın zarar vereceğini de düşünerek de olsa sıcak uygulamalar genelde tercih ediliyor. Kısa bir ara vermemiz lazım. Ardından yine sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün İstanbul Kartal'dan size sesleniyoruz. Özel Vera Hastanesi'ndeyiz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Murat Uludağ hocamızla birlikteyiz ve fizik tedavi ve rehabilitasyonu konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından beraberliğimiz devam edecek.
izleyenlerimiz Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün İstanbul Kartal Özel Vera Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Murat Uludağ hocamızla birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde fizik tedavinin tedavi yöntemlerini, özellikle bel ve boyun ağrılarında uygulanacak yöntemleri, bel ve boyun fıtıkları, bel ve boyunla alakalı kireçlenmeler, bu gibi rahatsızlıklarla alakalı tedavileri ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Şimdi de hocam yine bir başka rahatsızlık, önemli, fazlaca ismini duyar olduk son zamanlarda, fibromiyalji. Evet. Bu rahatsızlık öncelikle nasıl bir rahatsızlıktır? Bunu izleyenlerimizle paylaşarak başlayalım sohbetimize. Bir yumuşak doku romatizması diye biz hastalarımıza tarif ediyoruz. Toplumun %5'i kadarında gözükebiliyor. Özellikle kadınlarda sık gözüküyor. 30-50 yaş arası hanımlarda sık görebiliyoruz. Yaygın vücut ağrısıyla bu hastalar gelir. En sık şikayet budur. Uyku problemleri olur. Gece yattığında uyuyamazlar hemen. Hı hı. En sık söyledikleri şudur. Yani ben sorarım, sabah dayak yemiş gibi mi kalkıyorsunuz? Hı. Yani dinlenmemiş, uykusunu almamış. Yani yataktan kalkmak istemez hastalar. Gün boyu yorgundur. Bir enerji kaybı vardır. Baş ağrıları olabilir bu hastaların. Eşlik eden depresif bulguları da olabilir. %20-30 hastada depresyon da eşlik edebiliyor. Ve yaygın vücut ağrıları olur. Bu hastalar genellikle çok tetkik, tahlil yaptırır. Ya benim ciddi bir hastalığım var diye endişeyle gelirler. Hı hı. Ellerinde yani bir sürü tetkikle, tahlille bize gelirler. Ve doktorların bunu bulamadıklarını düşünürler hastalığı. Evet. Biraz bunu izah edince sizin yumuşak doku romatizmanız var. Biraz hassas titiz, mükemmeliyetçi kişilerde daha sık gözükür. Yani şöyle de tarif edebiliriz. İçinize atarsınız bazı şeyleri. Onlar artık ağrı olarak dışarıya çıkar. Hı hı. Egzersiz çok önemli. Biz mutlaka düzenli bir spora yönlendirmeye çalışırız hastaları. Bir hobiyle uğraşma. Yani bir kendine bir şeye verme. Yani kafayı boşaltma gibi. Hı hı. Yüzme çok iyi gelir. Stresli ortamlardan uzaklaşma gibi. Ve destek olarak verdiğimiz bazı ilaçlarımız var. Yeni ilaçlar bunlar. Hem uykuyu düzenler, hem genel enerjisini artırır. Epey rahatlıyor. Yani fayda gören hastamız çok. Aslında tedavisi çok kolay değildir, zordur. Hı hı. Ama hastaya hastalığını söylemek bile hastayı rahatlatabiliyor. Rahatlatabiliyor. Tedavisi başka... sürekli midir hocam? Hayat boyu mudur? Şöyle, aslında egzersiz ve spor, yaşam tarzı değişikliği sürekli. Hı hı. Fizik tedavi de uygulayabiliyoruz. Yani üçlü sac ayağı gibi düşünün. Yaşam tarzı değişikliği, fizik tedavi... ve ilaç kullanımı. Yani bunu bir arada yönler ve düzenli takip etmemiz gerekiyor hastayı. Hı hı. %50 bile rahatlatsak hastayı, uykusunu düzelsek o bile büyük bir başarı bizim için, hasta için de. Çünkü hastayı. Genellikle ağrı kesici dediğimiz ilaçlar alır bu hastalar ve çok fazla fayda görmezler. Ama verdiğimiz bizim bu uykuyu düzenleyen, ağrıları azaltan ilaçlardan çok ciddi fayda gören hastalarımız var. Hı hı. Hani ben yeniden doğmuş gibiyim diyen hastalar bile oluyor. Genellikle faydalı oluyor. Hastanın şikayetleri azalmaya başladığında da ilaçları yavaş yavaş azaltıp kesme eğilimindeyiz. Ama düşük dozda devam eden hastalarımız da var. Hı hı. Bu şekilde. Fibromiyalji gerçekten dediğiniz gibi belki bu ilgili hastanın psikolojik desteği de beraberinde. Evet. Hastalığıyla alakalı bilinirlikleri kendisi. Çünkü insan bilmediğinden korkar. Bu noktada bu yönlendirmeler önemliydi sevgili izleyenlerimiz. Peki hocam yine fizik tedavinin önemli alanlarından ya da fazlaca rahatsızlık açısından tahmin ediyorum ki polikliniğinize gelen kulunç hususu. Evet. Kulunç dediğimiz zaman da o artık böyle herkesin zaten ya herkeste olur bu kulunç diye evet. denilen bir durum. Kulunç nedir? Hangi safhasında artık bir uzmana danışmak lazımdır? Yine aslında bel boyun ağrılarında da anlattık. Yani bozuk postürde yani düzgün durmamak, duruş bozukluğuyla alakalı bir sorun bu. İterleyip cereyanda kalma. İşte bazen boyun fıtığı kuluncu tetikler. Özellikle boyun bölgesinde çok olur. Her insanda aslında 2-3 tane böyle latent dediğimiz gizli kulunç bulunuyor. Ama biz zorladık, ters bir hareket yaptık. İşte cereyanda kal, üstümüzde ter soğudu. Bunu o zaman aktif hale geçer ve kasımız kasılır.
bu kasların üst üste gelmesi gibi düşünebiliriz. O da sürekli ağrı üretir. İşte tutulma yapar boyunda, belde de olabilir bu. Onu aslında Anadolu'da bunu kulunç kırdırma diye böyle masajla işte ezerek biz acupressure deriz. Onunla ezebiliriz veya akupunktur gibi iğnelerimiz var. Onu çok sık yaparız ve çok ciddi fayda görür. Özellikle trapez dediğimiz şu kaslarda en sık gözükür kulunçlar. Yine levator scapula dediğimiz şuraya yapışan kasımız. Bu boyun çevresi kaslarda sık olur. İşte acupressure, enjeksiyon, fizik tedavi yöntemleriyle hastalar ciddi fayda görebilir. Egzersiz tabii ki. İşte soğuk uygulama spreyi dediğimiz bu spor yaralanmalarında kullanılan onlar da hastanın özellikle akut dönemde rahatlatabilir. Burada önemli olan bir şey var. Bu kulunç hastaları ani ağrı, yeni başlayan şiddetli ağrıda insana genellikle sıcak koyma eğiliminde oluyor. Burada nasıl ayağımızı burktuğumuzda soğuk koyuyoruz oraya. Bu tip durumlarda da biz diyoruz ki öncelikle biz soğuk deneyelim. Bir 10 dakika ince tülbente havluya buzu sarın. Buz paketleri vardır onları. Bir 10 dakika koyun. Yani 2-3 gündür çok şiddetli ağrısı olup da buzu koyduktan sonra tamamen rahatlayan hastalarımız var. Onun için soğuğun ve sıcağın tedavisini çok iyi dengelemek, çok iyi ayarlayabilmek lazım. Uygun bu yakılar konuyor hocam. Yani ki bir yangı hissi veriyor. Evet. Gerçekten oranın derecesini arttırıyor mu bilmiyorum ama yakıların konulmasını nasıl değerlendiririz? Hiçbir sakıncası yok. Hasta deneyebilir. Fayda gören hastalar var. Bir grup hasta fayda görmüyor ama yakıdan fayda gören hasta var. Kulunç özelinde özellikle. Evet, evet. Mesela onun yakının, biz yakan kremler de vardır mesela. Bir nevi onun gibi de düşünebiliriz yakıyı. Yani bizim tıpta kullandığımız alternatif tıp dediğimiz yöntemler bunlar. Ben açıkçası hani şey değilim, karşı değilim alternatif tıp yöntemleri. Uygun hastalarda denenebilir, kullanılabilir. Uygun hastalarda, evet. Bir de hocam özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerine felçli hastalarda fazlaca görüyoruz polikliniklerinizde. Felçli hastalarla alakalı ne gibi çalışmalar yapılıyor, nasıl tedaviler? Evet, özellikle beyin tıkanması çok sık gözükür ileri yaşlı hastalarda veya beyin kanaması. Bu hastalar çok sık geliyor. Bir de doğum sırasında oksijensiz kalan veya erken doğan çocuklarda beyinde hasar olur. O hastalarda daha sonra felçli, beyin felci olarak bize gelirler. Bu hastalarda biz egzersizle işte önce ayağa kaldırma, işte kollarını, bacaklarını kuvvetlendirme, tekrar günlük işlerini görebilmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle egzersizle, fizik tedavi yöntemleriyle. Çocuklarda da özellikle bunların baş tutması, oturması, yürümesi gecikir. Sertleşir de spastisite dediğimiz durumlar olur. Mesela parmak ucu yürür mesela çocuklar. Bunlara biz bazı uygulamalarla, özellikle botulinum toksin dediğimiz enjeksiyon uygulamalarıyla o topun yere basmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela oturma bozuklukları olabiliyor bu çocukların. Mesela 2 yaşına gelmiş hala oturamıyor. Bazı enjeksiyonlarla o sert kasları gevşettiğimiz zaman hastanın oturma dengesi düzelebiliyor. Bazen hasta alt temizliğini bile yapamıyor. Mesela bacak o kadar sert ki böyle çaprazlaşmış, annesi temizleyemiyor. Hijyen bozuk yapamıyor. Biz buradaki kasları gevşeterek yani ailenin yaşam kalitesini, çocuğun, annenin, yaşam bakıcının yaşam kalitesini bile artırabiliyoruz. Yani bu hastanın düzgün takibi çok önemli. Bu şekilde takip ediyoruz hastaları. Hocam gerçekten fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü çok geniş. Evet, aile hekimliği ile birlikte çok geniş bir alandır bizim. Çok falan. Geniş bir alan gerçekten. Dolayısıyla birçok rahatsızlıkla sürekli ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Ve verdiğiniz bilgiler de gerçekten önemliydi. Özellikle son olarak son bir dakikalık zamanımız varmış. Şunu da sormak istiyorum hocam. Bir kırık, bir çıkık vesaire gibi durumlardan sonra da fizik tedaviye yönlendiriliyor hastalar. Buranın sistematiği, çalışma mantığı nedir? Yani bir kırıktan sonra, bir alçıdan sonraki fizik tedavinin nasıl bir rolü oluyor? Tabii ortopedi görüyor, ortopedi alçı yapıyor hastaya kırık olduktan sonra. O alçı içerisinde kas, eklemler hareketsiz kaldığı için kaslar kısalıyor, eklem donuyor, sertleşiyor. Mesela şu ara çok hasta geliyor, bilek kırığı şu şekilde kalmış. Bileğini yukarı aşağı yapamıyor, parmaklarını yumruk yapamıyor. Biz o egzersizlerle, işte sıcak uygulamalarla o kasları gevşetip eski boyuna, eski uzunluğuna, eski esnekliğine döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü hasta elini kullanamıyor. Aynı şekilde bacakta da, yani her bölge için var ama şu ara çok fazla
el hastamız var, bilek kırığı hastamız var. Yani bir organımızı kullanamadığımız zaman, bu örnek veriyorum, bir alçının içinde olduğu hasta bile, o organımıza bir artık gerileme söz konusu. Tabii tabii, donuyor, eklem kısalıyor, kaslar kısalıyor. Hı hı. Daha sonra onu açmaya, tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, bugün İstanbul Kartal Özel Vera Hastanesi'nden sizlere seslendik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Murat Uludağ hocamızla birlikteydik ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah yine bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.